Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni güzel bir vlogla beraberiz efendim. Bugün bana gelen yeni ekipmanları, yeni cihazlarımı göstermek istiyorum aslında. Geleli bayağı oldu ama ancak işte çekmek nasip oldu. Neler var neler yok hemen onları göstereceğiz. Neler kullanıyorum yeni ekipmanlardan. Daha doğrusu yeni kullanmaya başlayacağım. Burada falan eski mesela velosipedim var. İlk önce en yukarıdan, en büyüklerden, yani uzunlamasına diyebiliriz. Burada bir Razer'ın arkadaşlar mousepad var. Gördüğünüz gibi kocaman bir mousepad. Gigantus. Aslında nasıl okunuyor ki? Gigantus. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Böyle bir mousepad'imiz var arkadaşlar. Kocaman büyük bir mousepad. Böyle bir kutusu var. Hemen gösterelim nasıl bir mousepad'miş diye. Mousepad kullanan arkadaşlarımız için bayağı iyi. Bir de bayağı büyük bir mousepad. Şu şekilde gördüğünüz gibi büyük. Bayağı büyük hatta yani. Büyük masanız falan varsa kullanıyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar. Büyük masalar için. Kumaşı falan gayet güzel. Artık neyden yapıyorlar bilmiyorum ama arkası da böyle. Ön taraf böyle. Şurada bir Razer logosu var. Şöyle geri kaplayalım. Bunu ya aslında eskisinden de çok memnunum ama bu bayağı büyük diğerine nazar. Evet. Bu arada bugün mobil uygulamamdan yayınlanan Sniper Ghost Warrior 2 serisini kaçırmayın arkadaşlar. Bugün yeni bölümü geldi. Onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten bomba bir seri gidiyor. Bugün izlemeyi unutmayın. Rock Oyun'da mobil uygulamasında. Valla arkadaşlar bu hani güzel bir mousepad. Böyle dediğim gibi sizin de geniş masanız varsa kullanabiliyorsunuz. Ama ben eski mousepad'imi görünüş olarak daha çok beğeniyorum. Işıklı falan filan. Gerçi şu an USB kablosu çıkartmıştım ama onun dışında burada Razer'ın Stargazer bir kamerası var arkadaşlar. Şu şekilde bir kamera. Kablosu da var. Kablosu biraz uzun. O anlamda iyi. Şu şekilde bir kamerası var. O da paketi bu. Bunda çok paket açılımı yapacak bir şey yok. Çünkü direkt içinden zaten çıkıyor kamera. Şu şekilde bir paketi var. İlk açtığınızda böyle gözüküyor. Hemen burada yine standart zaten Razer'ın CEO'sunun size yazdıkları falan filan. Gerçi CEO'su galiba hiç... aynen CEO'sunun direkt yazdığı bir notu görüyorsunuz. Onun dışında burada bir kullanım kılavuzu. Direkt şuradan da kamera çıkıyor. Yani kutu açılımı çok yapacak bir ürün değil. Öyle çok fazla aman aman bir garip bir olayı yok. Ben yakın zamanda Windows 10'a geçebilirim belki. Benim bilgisayarım şu an Windows 7. Windows 7 olduğu için şu anda onu kullanmıyorum ama bayağı iyi bir kamera. Yani şu an piyasadaki herhalde en iyi webcam diyebilirim. Özellikle oyuncular için çok bayağı iyi. Green screen, kendinden green screen yapma özelliği falan var. O anlamda bütün yayıncılar için falan herkes için bayağı iyi bir kamera. Bu kamerayı tavsiye ederim arkadaşlar. Çözünürlük falan filan her şey 10 numara. Yüz tanıma özelliği, acayip özellikler var zaten. İnternette de görebilirsiniz. Harbiden çok güzel özellikleri olan bir kamera. Vallahi bunlar bana yeni yıl hediyesi gibi oldu. Ne kadar güzel şeyler ya. Çok teşekkür ediyorum Razer'a, buradan çok teşekkürler. Burada bir Razer Dead Adder Elite diye bir mouse'umuz var arkadaşlar. Bu ben paketinden yine çıkarttım. Yine paket açılımını yapacağız. Paketinde yine bunun çok bir atraksiyonu yok. Bu şekilde bir mouse. Şu şekilde iki tane burada tuşu var. Onun dışında burada DPI tuşları var. Yine iki tane normal olarak tuşumuz var. Bir de scroll tabi basılabilir. Aynı zamanda scroll olduğu kısım ışıklı. Şu bölüm de yine ışıklı. Onun dışında mouse'un zannediyorum arka yüzeyi de ışıklı. Şu şekilde bir arka jelatin, arkadaki jelatini bile açmadım. Bakın daha sizler için. Geride kapatayım. Burada bir Dead Adder Elite mouse'umuz var arkadaşlar. Onun da kutusu bu şekilde. Razer Chroma diyor zaten buna, burada gördüğünüz gibi. Yine birçok renk barındırıyor. 16.000 DPI özelliği varmış. Onun dışında oyuncular için özel optimize edilmiş bir mouse'muş. Ve ergonomik bir yapısı varmış. Gerçi zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Konuşamadım. Razer'ın yeni mouse'larının çoğunun yapısı bu şekilde. Bu bildiğin Mamba. Yani Mamba. Görünüş olarak Mamba'ya çok benziyor. Yeni Razer'ların çoğu bu şekilde üretiliyor. Böyle bir mouse. Bu da bayağı güzel bir mouse arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Paketin içinde neler var? Paketin içinde yine arkadaşlar çok fazla bir şey yok. Paketimiz şu şekilde açılıyor buradan bu şekilde. Ardından şöyle bir kısım var. Bunu açtığınız zaman zaten bu şekilde direkt şunu çekiyorsunuz. Buradan mouse geliyor. Paketin içindekileri de göstereceğim. Mouse'umuz normalde bunun içinde. Onu da şu şekilde şöyle yaptığınız zaman şurada geçirme yerleri var. Şu geçirme yerlerinden çıkarttıktan sonra ama geçirme yerlerinden şunu çıkaramıyorum. Evet, şöyle çıkarttıktan sonra bu şekilde açabiliyorsunuz mouse'u. Böyle pratik bir açılma olayı var. Öyle çok çetrefilli bir açılma yok. Ben zaten bu paketlerde o şey olayından çok uyuz olurum. Onu açıyorsun, oradan çıkıyor. Oradan açıyorsun, öyle bir şey yok. Bayağı kullanımı, paketin açılımı kolay. Onun dışında
İçinden çıkanlar yine standart olarak Sion'un notu. Onun dışında kullanma kılavuzu var. Bir de galiba içinden şey çıkıyor olması lazım. Razer'ın stickerlarından çıkıyor olması lazım. Yani yine Razer'ın stickerları. Bu arada Stargazer'ın içinde de stickerlar vardı. Galiba bir tek bu mousepad'de şey yok. Sticker yok. Normalde Razer'ın bütün ürünlerinde galiba bu stickerlardan oluyor. Galiba oluyor bütün hepsinde. Ama mousepad'in yoktu. Niye yok? Buradan onlara soruyoruz efendim. Evet, niye olmadığını soralım. Şöyle de geri kapatalım. Şunu da koyalım içine. Hatta şuraya atayım şöyle. Aynen. Bunu da çöpe. Şimdi geldik asıl babaya. Man of War. Arkadaşlar bu şu an benim kullandığım güzel, bayağı güzel bir kulaklık. 7.1 surround bir sistemi var. Surround sound gaming headset yazıyor üstünde zaten. Bunun kutusu büyük tabii haliyle. Çünkü kulaklık da büyük. Kulaklığı da hemen size göstereyim. Kulaklık da burada. Bu şekilde bir kulaklık. Yine dahili bir mikrofonu var. Mikrofon da bayağı iyi bu arada, haberiniz olsun. Şurada üzerinde ses kontrolü için sağlayabileceğiniz bir kontrol paneli diyeyim buna. Ne diyeyim bilemedim. Ayrıca mikrofonu buradan istediğiniz zaman susturabiliyorsunuz. Ses düzeyini ayarlama kısmı. Öyle diyebilirim. Kulaklık bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bunda üst kısım şurası deri yine ama burada yeşil değil. Normalde yeşil oluyor biliyorsunuz Razer'larda ama bunda bu kısım siyah. Burada Razer yazmışlar. Yeşil yapsalar daha güzel olurmuş bence. Onun dışında kulağımıza takalım. Öyle de bir görün. Baya güzel bir kulaklık. Ben baya memnunum yani. Rahat. Ayrıca burası da şu şekilde açılıp kapanabiliyor. Şöyle de bir özelliği var. Şu şekilde taktığınız zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu isterseniz bu şekilde kaybedebiliyorsunuz. Kaybolabiliyor yani. Böyle de kullanabiliyorsunuz. Ama tabii kullanacaksanız mikrofonu böyle durmasında fayda var. Onun dışında kablosu baya uzun arkadaşlar. Kablo baya baya uzun bir kablosu var. Yani ben buradan mesela yatağım benim şurada hemen. Buradan onu buraya uzatıp yataktan film falan izleyebiliyorum. Böyle güzel bir özelliği de var. Baya güzel bir yapısı var. Onun dışında kutusuna hemen bakacağız. Yalnız harbiden sağlam bir şey var yani. Şu kulaklık kısımları baya iyi. Baya iyi bir kulaklık. Bu harbiden şu an en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Çok seviyorum kullanmayı. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Kutu biraz ağır. Tabii içinde şu an kulaklık yok ama kulaklık olunca daha da ağırlaşıyor. Biraz ağır bir kutusu var. Burada zaten özelliklerini falan görebiliyorsunuz arka yüzeyinde. Onun dışında yan tarafta yine Razer yazıyor. Arka tarafta teknik özellikleri falan bahsediliyor. Yan taraftan açıyorsunuz. Normalde buraları bantlı tabii. Ben o bantları çıkarttım. Bu şekilde açtığınız zaman normalde Razer'ın CEO'sunun yazısı içinde olabiliyorsunuz. Ama bunda bu şekilde burada. Burada bir yüzey var. Şu camı çıkarttığınız zaman, cam diyorum, plastiği çıkarttığınız zaman burada kulaklık yatıyor. Onun dışında bir tane içinden arkadaşlar şöyle bir kap çıkıyor. Bu ucun, USB ucun kabı. Kullanmıyorsanız içine koyabilirsiniz. Başka bunun içinde şu bölümde hemen kullanım kılavuzu ve o sticker'ın olduğu kısım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Hop. Burada kullanma kılavuzunu görüyorsunuz yine. Aynı zamanda stickerlarımız. Dedim ya hepsinden çıkıyor. Bir tek galiba mousepad'de yoktu. Galiba bir tek mousepad'de yoktu. Vallahi bilmiyorum. Bu şekilde de bir kullanma kılavuzumuz var. Onun da yerini yapmışlar şurada kutunun içinde. Şuraya hemen koyabildiğiniz bir yer. Bu şekilde koyabiliyorsunuz. Bunun paketi de biraz büyük ama güzel bir paketi var. Kutu olarak güzel. Böyle kutu saklamayı seven arkadaşlarımız için falan. Ben severim kutuları saklamayı. O yüzden güzel bir görüntüsü var. Ama bence bu Razer'larda en güzel kutu benim gördüğüm Razer'ın cam bir kutusu vardı Mamba için. O harbiden efsane bir kutuydu. Ulan kapatamadım şunu. Alayım da şurada bir kapatayım bir dakika. Yani o Razer'ın kutusu bence efsaneydi arkadaşlar. En güzel kutunun ben o olduğunu düşünüyorum. O Razer Mamba'nın böyle cam bir kutusu vardı. Gerçi Nabu saat var biliyorsunuz. O şu anda burada değil. Diğer odada kaldı. Normalde saati var, onu da takıyorum. O kutular çok güzel. Böyle camın içinde geliyor. Onlar 10 numara oluyor tabii ama bunu camın içine koyma adamın şansı yok. Çünkü bayağı büyük bir kulaklık. Yeni gelen ekipmanlar bunlar. Onun dışında zaten benim kendi ekipmanları biliyorsunuz. Daha önce tanıtmıştım, size göstermiştim. Şu anlık durum bu. Onun dışında bizim geçen çekilişte kazanan arkadaşlarımızın hediyelerini kargoladık. Bir tanesi kaldı. O da hava koşulları nedeniyle bir türlü kargolayamamıştık. Yarın onu da kargoya vereceğim. Haber olsun. Böyle arkadaşlar, bu videonun altına lütfen istediğiniz vlog çeşitleri, istediğiniz challenge'ları yazabilirsiniz.
Ben de onları çekmeye çalışacağım. Biliyorsunuz hafta sonları zaten vlog challenge falan çekiyoruz. Onun dışında güzel birkaç sürprizim daha olacak size. Şu an çalışmalarını sürdürdüğümüz, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bayağı güzel projeler daha var. Böyle. Ekipmanlar bunlar. Yeni gelen hediyeler bunlar. Ha, onun dışında Gamepad'imi soran arkadaşımız çok olurdu. Gamepad'im bu. Yine Razer'ın bir ürünü. Çok beğendiğim bir Gamepad. Razer Wildcat diye bir Gamepad. O da çok güzel. Benim çok sevdiğim bir Gamepad. Bunu kullanıyorum. Genel olarak yeni ekipmanlar bunlar. Yeni gelen ekipmanlar bunlar. Onun dışında bir şey gelirse söylerim arkadaşlar. Yine böyle video çekerim. Çünkü çok istiyorsunuz bu ekipmanlarla alakalı videolar. Şu anki durum bu. Böyle. Dediğim gibi bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen bol bol yorum yapın. Yorumların hepsini okuyacağım. Yorumlara bakacağım. Böyle. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.